Merhaba kıymetli dostlar. Yine bir kitap tanıtımı videomuzda sizlerle birlikteyiz. Umarız tanıttığımız kitaplar hayatınıza dokunuyor, dimağınıza, zihninize bir güzellik katıyordur. Umarım tanıttığımız kitaplarla daha ayrıntılı bir biçimde tanışıyorsunuzdur. Kitapları neden tanıtıyoruz? Önce bir cümleyle belki bunu söylemek lazım, hatırlatmak lazım. Bizim kanaatimizce sevgili dostlar, okumak bir yoldur. Nasıl bir yoldur? İnsanı kendine ulaştırır. Dolayısıyla insanın zannediyorum hayat içerisinde en önemli yollarından bir tanesi, belki de en öncelik vermesi gereken yol da kendine ulaşması gereken yol. Dolayısıyla insanı iç dünyasında dolaştıran, insanın zihnine dokunan, insanın dimağını geliştiren, ona kim olduğunu, insanlığını fark ettiren her cümle, her kitap bizim için önemlidir. Tabii ki her kitap yazarı farklı farklı görüşler serdediyor. Bunun içerisinde sizler hangi görüşü benimsiyor, okuduğunuz kitaptan nasıl bir çıkarım yapıyorsanız elbette ona göre hayatınızı, fikirlerinizi, düşüncelerinizi yönlendireceksinizdir. Ama okumak bir deniz, bir derya ve bu deryanın içerisinde gerçekten olmak lazım diye düşünüyoruz. Bu videomuzda da yine güzel bir kitap sizlerle paylaşacağım sevgili dostlar. George Orwell'ın çok meşhur iki romanı var kıymetli dostlar. Özellikle Hayvan Çiftliği meşhur bir kitaptır. Bunun dışında belki günümüz dünyasına da çok yine aslında kapı açan, ışık tutan, çok daha eskilerden yazılmasına rağmen bugünün bu teknoloji dünyasını belki de bir anlamda hatırlatan bir kitaptan bahsedeceğim. George Orwell'ın diğer meşhur kitabı, özellikle 1984 kitabından bahsedeceğim. Okumanızı gerçekten öneririm, öncelikle bunu söyleyerek kısaca kitaptan bahsedeceğiz. Malum kitapların genelde arka kapaklarında kitabın içeriğini anlatabilecek cümleler yazılır. Biz yine onlarla sizi buluşturmuş olalım. Sevgili dostlar, George Orwell'ın 1984 kitabının arka kapağında George Orwell kitabını şöyle tanıtıyorlar. Partinin dünya görüşü onu hiç anlamayan insanlara çok daha kolay dayatılıyordu. Her şeyi yutuyorlar ve hiçbir zarar görmüyorlardı. Çünkü tıpkı bir mısır tanesinin bir kuşun bedeninden sindirilmeden geçip gitmesi gibi yuttuklarından geriye bir şey kalmıyordu. Devam edeceğim bu yazıları okumaya ama gerçekten kitabın içinde kayboluyorsunuz belli bir süre okumaya başladığınızda. Kendi yaşadığınız dünyayla iç içe geçiriyorsunuz, örtüştürüyorsunuz. Hele bir tırnak içerisinde büyük birader diye bir mefhumdan bahsediliyor. Sürekli insanların hayatını gözetleyen, insanları sürekli bir emir altında tutan, insanlara sürekli bir yön gösteren, onların kendi hallerinde olmasına asla müsaade etmeyen bir siyasi duruştan, siyasi görüşten, siyasi bir diktatörlükten aslında bahsediliyor. Hakikaten çok gerçekten güzel bir kitap. İnsan böyle baktığı zaman belki bugünkü teknoloji dünyasının da sosyal hayatımıza getirdiği şeyleri biraz hissediyor. Hemen devam edelim. Kitabın arka kapağında şöyle devam ediyor yazı. George Orwell'ın kült kitabı 1984, yazarın geleceğe ilişkin bir kabus senaryosudur. Bireyselliğin yok edildiği, zihnin kontrol altına alındığı, insanların makineleşmiş kitlelere dönüştürüldüğü totaliter bir dünya düzeni romanda inanılmaz bir hayal gücüyle en ince ayrıntısına kadar kurgulanmıştır. Geçmişte ve günümüzde dünya sahnesinde tezgahlanan oyunlar düşünüldüğünde ütopik olduğu kadar gerçekçi bir romandır aynı zamanda. 1984 güncelliğini hiçbir zaman yitirmeyen bir başyapıttır. Yalnızca yarına değil, bugüne de ilişkin bir uyarı çığlığıdır denmiş kitabın arka kapağında kitabı tanıtırken. Gerçekten az önce de söylediğim gibi bugün de örtüştürüyorsunuz kitapta anlatılanları. Çok daha yıllar öncesinden yazılmış bir hayal gücü, bir öngörü mü bilmiyorum ne desek. Ama gerçekten bugüne de ışık tutan, bugüne de belki de bir anlamda biraz anlatan, belki yarınları da
yarınlara da dokunan, yarınları da ifade eden gerçek bir başyapıt George Orwell'ın 1984 kitabı diyelim. Okumanızı tekrar tekrar tavsiye edelim ve okumak bir yoldur insanı kendine ulaştıran diyerek sizlere yine bu videomuzdan da veda etmiş olalım. Hoşça kalın.